Her cumartesi olduğu gibi bu videoda hem haftayı değerlendireceğim sizler için. Geçen hafta oldukça önemli bir veri akışı vardı. Aynı zamanda haber akışı vardı. Rakamlara da şöyle bir göz atacağız ve bu rakamlar önümüzdeki hafta nereye doğru ilerleyebilir, bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Almanya Türkiye'yi riskli bölge ilan etti. Bakın, aslında bu okuduğum haberlerin pek çoğu Türkiye'de doların neden çok hızlı bir şekilde yükseleceğini ortaya koyuyor. Daha doğrusu Türkiye'de dolarda devalüasyonist bir etkinin neden olabileceğini ortaya koyuyor. Onun için bunları çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve mümkün olduğunca videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü sahiden çok önemli veriler var ve bu verilerin toplamı hem doların hem de gram altının çok sert bir şekilde yükseleceğini bizlere gösteriyor. Şu anda fırtına öncesi bir sessizlikte olabiliriz. Altın çok sert bir şekilde yükselmiyor olabilir. Dolarda çok sert hareketler görmüyor olabiliriz. Ama bu fırtınanın kopmayacağı anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Bir taraftan pandemi, ikinci dalga korkusu, öbür taraftan Trump'ın sürekli olarak piyasayı germesi, Çin'le ilişkilerini neredeyse kesme noktasına getirmesi, bir başka taraftan bakıldığı zaman Türkiye'nin makroekonomik verilerinin her geçen gün biraz daha bozuluyor olması dolar üzerindeki baskıyı arttırıyor. Aynı zamanda gram altın üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Bunun yanına bir de turizm gelirlerinin dip yapması meselesini koyduğumuz an itibarıyla çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıya kalacağımızı görüyoruz. Hatta Mayıs ayında, Nisan ayında olduğu gibi yine bir 5 milyarlık daha açık gelirse 8-9 milyar dolarlık bir cari açığa zaten Mayıs ayı itibariyle ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bu da doların çok daha sert yükselişini beraberinde getirecek. Hani dolar yükselmeyecek, altın yükselmeyecek diyorlar ama temeline baktığınız zaman yükselmemesi için bir neden bile bulamıyorsunuz arkadaşlar. Düşmesi için zaten bir sebep yok ama yükselmemesi için de bir neden bulamıyorsunuz. Almanya Türkiye'yi riskli bölge ilan etti pandemi konusunda, hastalıklar konusunda ve bu nedenle de vatandaşlarına isterseniz gidin ama alacağınız riske biz karışmıyoruz kardeşim açıklamaları yaptı. Bu ne demek? Hem Almanya'dan hem de Avrupa ülkelerinden, hatta belki Rusya'dan bile Türkiye'ye turist akışının çok ciddi anlamda sekteye uğraması demek. Beklenilen turist gelmeyecek bu sene ve bu dış ticaret açığının turizm gelirleriyle kapatılmasının önünde çok büyük bir engel olacak. Bu engel sonrasında patlayan cari açıkla birlikte doların yükselişi de tetiklenecek. Onun için bu haberi öyle üstün körü geçmemek lazım. Çok ciddi ve dikkate alarak olaya bakmak lazım. Sizleri özellikle bu konuyla ilgili uyarıyorum. Diğer taraftan kısa vadeli borçlarda hafif bir düşüş oldu. Bu düşüş iyi olarak değerlendirilmesin bir kere. Neden? Çünkü Türkiye'nin aslında borç bulamadığını ve her geçen gün artan kur riskinden dolayı da işin iyiden iyiye sıkıntıya girdiğini gösteriyor bize. Bu nedenle de gevşeme çok da olumlu değerlendirilmemeli. Ama diğer taraftan aslında Türkiye'nin borçları nette 115 milyar dolar olsa da brütte 160 milyar dolar civarında kısa vadeli borçlardan bahsediyoruz. Ve bu kısa vadeli borcun çevrilmesi de çok mümkün gibi görülmüyor. Yine bu da Türkiye'nin risklerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. 500 puanı zorlayan bir CDS ile karşı karşıyayız. Peki cari açık bir taraftan, dış borç ödemeleri bir taraftan bize neyi ifade ediyor? Tabii ki dolar üzerindeki baskıyı ifade ediyor. Öbür taraftan bir de Merkez Bankası'nın rezervlerinin her geçen gün azaldığını, hatta sıfır noktasına doğru ilerlediğini düşünürsek, swap anlaşmalarının bir türlü gerçekleştirilemediğini düşünürsek, niye? Swap, evet, Çin'le bir swap anlaşması hesapta yaptık ama o swap bile değildi. Türkiye ile Çin arasında yapılacak ticarette yerel paraların kullanılması meselesiydi. Bunu bir swap olarak değerlendirmeye kalkarsanız kısa vadeli oyunlara ve taklaya gelirsiniz. Oysa gerçek olanını okuduğunuz an itibarıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan doları karşılayamadığını görürsünüz. Yine bazı yorumlar, sorular görüyorum. Onlara da cevap vermek istiyorum. Türkiye en önemli tüketim ihtiyaçlarını Çin'den karşılıyor. O zaman en azından Yuan anlaşması yapıldığı zaman
bunlar yuanla ödenir ve sorun azalır diyenler var. Hayır arkadaşlar, Çin Türkiye ile yaptığı ticaretin önemli bir kısmında yine doları kullanmaya devam edecek. Öbür taraftan biz evet Çin'den mal alıyoruz ama Avrupa ile ticari ilişkilerimiz daha üst noktada. Orayla da ticaretimizde ya euro kullanıyoruz ya dolar kullanıyoruz. Bu durumda da Türkiye'nin dolar ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha önemlisini söyleyeyim. Hem bankaların hem şirketlerin sendikasyon kredileri var. Bu sendikasyon kredilerini yenileyemedikleri gibi mevcut sendikasyon kredilerini ödeme konusunda da kur baskısıyla her geçen gün biraz daha burun buruna gelmeye devam ediyorlar. Onun için piyasadan mümkün olduğunca buldukları tüm dolarları toplayıp kendilerini garantiye almaya çalışıyorlar. Bir, dışarıya olan borçlarını bir an önce kapatma telaşı içerisindeler. Çünkü herkes bu cari açık rakamlarına bakan, dış borç rakamlarına bakan, bütçedeki deliğe bakan herkes, bütün kurumlar bir an önce dolar borcundan kurtulmak istiyor. Bunun yanına bir de dolar rezervlerini arttırmak istiyor arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Bakın, ikinci dalga meselesi çok fazla konuşulmaya başlandı ve tabii ki bunun temelinde ne var? Dünyanın güney kesiminde hastalığın tekrar hızlanmaya başlaması. Çin'de, Peru'da, bakın bu ülkelerde çok ciddi bir şekilde hastalık tekrar tırmanmaya başladı. Keza Hindistan'da hastalığın tırmandığını görüyoruz. Bu da ikinci dalga endişelerini her geçen biraz daha arttırıyor. Risklerin artmasını beraberinde getiriyor. Bütün ekonomiler küçüldüğü için, bakın Almanya'nın mesela ekonomisine bakıyorsunuz, ihracatı %40 oranında düşmüş durumda. Üretim mekanizmasına bakıyorsunuz, %17.1 oranında düşmüş durumda. Almanya Avrupa'nın en önemli ekonomisi. Almanya eğer ki bu kadar ciddi küçülüyorsa tüm dünyada küçülmelerin zincirleme bir şekilde olabileceğini görüyoruz. Yani ülkeler arasındaki hem ticaret akışı hem de para akışı yavaşlayacak arkadaşlar. Peki bu bize neyi ifade ediyor? Tabii ki Türkiye'nin para bulmasının da ticaret yapmasının da her geçen gün biraz daha zorlaşacağını ifade ediyor. Bu koşullar içerisinde siz eğer ki dolar düşecek derseniz insanları büyük oranda terse düşürmüş olursunuz. İkinci dalga riskinin altın üzerindeki etkisini de unutmamak gerekiyor. Bakın, altın onsu aynen söylediğimiz gibi tekrar 1760 dolar seviyesini zorlamaya başladı. 1744 dolardan kapanışını gerçekleştirdi ve önümüzdeki hafta 1760 kırması durumunda 1800 doların üzerinde bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Goldman Sachs dünyanın en önemli altın tüccarlarından birisi aynı zamanda. Keza Deutsche Bank, altın konusunda çok ciddi yatırımları olan bir bankadan bahsediyoruz. Her ikisi de 2000 dolara hedef koydular arkadaşlar. Evet, altın onsunun 2000 dolara gideceğini öngörüyorlar. Bu ne demek? Altın onsu 2000 doların üzerine çıktığında, ki çıkma ihtimali çok yüksek, ben de aylardır söylüyorum, 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız diyorum. Öbür taraftan Türkiye'de de 7 liranın üzerine kısa vadede, 8-9 liranın üzerine de orta vadede çıkacak bir doları gördüğümüz an itibariyle gram altını 420-450 aralığında göreceğiz arkadaşlar. Bu tabi devalüasyonist etkinin olmadığı durumda geçerli. Eğer ki Türkiye'de devalüasyonist etki görülürse dolarda, yani bir anda 13-14 liralara giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırsak, zaten o zaman büyük ihtimalle gram altında 600 liraları, 700 liraları konuşmaya başlayacağız. Almanya 70 yılın en düşük ihracatını gerçekleştirdi. İhracatı %31.1 oranında daraldı. Almanya'nın ihracatı daraldığında Türkiye'ye bir şey olmaz kardeşim diyenlere de bir cevap verelim. Nisan ayında ve Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı %40 oranında düştü. %40. Haziran'da da tablonun çok fazla değişeceğini düşünmeyin. Yani Türkiye'nin dış ticaret açığı her geçen gün daha da artmaya devam edecek. Türkiye'nin cari açığı katlanarak büyümeye devam edecek. Büyük ihtimalle Ağustos verisi geldiğinde, ki Kasım, Aralık gibi, Ağustos verisi geldiğinde neredeyse 20 milyar dolarlara koşan bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Tehlike sinyallerinin en net görüldüğü zamanlardan birisi olacak. Dolar o döneme kadar kademeli yükselse de o rakamlar açıklandığı an itibariyle o devalüasyonist
etkiyi göreceğiz. Bunu da bir kenara not olarak sizlere hatırlatmak istiyorum. Bütçeye bakalım bir de. Yani Türkiye'nin makroekonomik verileri çok iyi diyenlere bir cevap olsun. Nisan ayında 44 milyardı. Mayıs ayına geliyorsunuz. 17 milyar lira daha açık var. Ve toplamda 2 ayda 60 milyarın üzerine çıkmış bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Demek ki vergiler düşürülemeyecek. Aksine vergiler arttırılmaya devam edecek. Bu da arka arkaya zamlar demek. Yani Türkiye'nin üzerindeki enflasyonist baskı da artacak. Hani %8, %9, %7 enflasyon falan diyorlar ya. Bunun olmayacağını size neredeyse 4-5 ay önce söylemiştim. Büyük ihtimalle arkadaşlar enflasyonun çok sert bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. 12'nin üzerine kısa vadede kendisini atacak bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Yabancı kaçışı hızla artıyor. Hem hisse senedi piyasasından hem de devlet iç borçlanma senetlerinden net çıkışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanında Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımcı da Türkiye'de yatırım yapmaktan kaçınıyor. Hatta mevcut fabrikalarında küçültme yoluna gidiyor. Bu iki şeye sebep olacak. Bunlardan en önemlisi işsizlik. Diğer taraftan Türkiye'nin yatırımlarının azalması anlamına geliyor bu. Trump, Çin'le ilişkilerimizi tamamen kesme niyetindeyiz açıklamalarını yaptı. Bunu bakanı yumuşatmaya çalıştı ama daha sonrasında Trump bir kez daha çıktı. Dedi ki hayır kardeşim, biz Çin'le tüm ilişkilerimizi kesebiliriz. Bu büyük bir gerilim anlamına geliyor. Bakın, ticaret savaşlarından çok daha büyük bir riskten bahsediyoruz. Altının onsu üzerindeki baskının neden artacağını çok net ortaya koyan konulardan bir diğeri de bu. Cari açıktan bahsettim zaten. 3,5 milyarlık bir cari açık yıllık ortalamada bir anda artıdan eksiye geçti ve 3,5 milyara dayandı. Öbür taraftan arkadaşlar Mayıs ayında da ihracat aynı oranda düştüğü için ve ithalat kısılamadığı için göreceksiniz yine 4-5 milyar dolar aralığında bir cari açık kalacak. Biraz önce de söylediğim gibi 8-9 milyarlara dayanan bir cari açıkla baş başa olacağız. Zaten sadece Nisan ayına bakıyorsunuz 5 milyar 620 milyon dolarlık bir cari açıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yine petrolle ilgili bir önemli haberi vereyim sizlere, sonra rakamlara geçelim. Amerika'da petrol sondaj kuleleri son 14 haftadır azalıyor. Yani petrol üretmemelerine rağmen İstedikleri gibi petrol fiyatlarını yükseltemiyorlar ve büyük ihtimalle Rusya muslukları açtığında, Arap ülkeleri muslukları açtığında petrolde de sert düşüşlerle karşı karşıya kalacağız. Bütün bu verilere baktıktan sonra hadi gelin biraz rakamları değerlendirelim. 113.612 seviyesinde kapanışını gerçekleştiren borsayı görüyorum. Açık ve net söyleyeyim, 113 de olsa 120 de olsa fikrim değişmiyor. 80 binden sonraki borsa tamamen balondur. Bu borsanın bu seviyeye gelmesinin arkasında da varlık fonunun Türkcell'i satın alması yatıyor arkadaşlar. Varlık fonu tamamen borsada egemenliğini ilan etti. Ne yabancı var ne yerli var. Varlık fonu kendisi çalıyor, kendisi oynuyor ve suni bir şekilde borsayı yükseltmeye devam ediyor. Nereye kadar yükseltir? Cepte para kalmayana kadar yükseltebilir arkadaşlar. Ama bu işin de bir sonu olduğunu unutmayın. Bir çok daha kritik bir şey söyleyeceğim sizlere. Yabancılar böyle bir ortama bundan sonra gelmezler. Yabancılar açısından büyük bir sıkıntı. Türkiye borsası eğer ki bir kurum tarafından bu kadar net bir şekilde yönetiliyorsa ve yönlendiriliyorsa o zaman artık yabancı beklemeyeceksiniz borsanıza. Yani kendin çal, kendin oyna borsasıyla karşı karşıyayız. Dolar 6.85'in üzerinde kapanışını gerçekleştirdi. Bu bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu hafta 6.95-7 aralığında bir dolar kuru görmemiz artık bir rastlantı falan olmayacak. Büyük ihtimalle 6.95-7 aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Euro 7.66 neden gevşedi? Yani dolar yükselmesine rağmen, en azından 6.85'in üzerine çıpa atmasına rağmen neden Euro 7.70'in üzerinde kalamadı? Çünkü yine sizlere aynen söylediğim gibi paritede gevşemeyi gördük. 1.12'nin altındaki kapanış çok tehlikeli. 1.12'nin altında bir kapanış gerçekleşti. 1.11.78'den büyük ihtimalle arkadaşlar bu hafta biz 1.08'lere giden bir parite göreceğiz. Diğer taraftan altın onsu 1743 dolar 87 sent, yani 1744 dolar diyebiliriz rahatlıkla. Altın onsu da hem Trump'ın yarattığı riskler, hem ikinci pandemi
pandemi dalgası nedeniyle ve tabii ki dünya ekonomilerinde oluşan sıkıntılar nedeniyle yükselişini devam ettiriyor ve ettirmeye de devam edecek. 1760 bu hafta bir kez daha denenebilir. Kırılması zor bir direnç ama kırılırsa bir anda 1800 doların üzerinde bir altın görürüz. Sonrasında ise 2000-2500 dolar aralığına giden bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Petrol 42 dolardan kapandı. Bir yükseliş kaydetti kapanışı gerçekleştirirken. Ama gerek Rusya'dan gelen haberler, gerek Suudi Arabistan'dan gelen haberler, gerek OPEC'ten gelen haberler nedeniyle yani üretimimizi tekrar normale döndüreceğiz, arttıracağız haberleriyle birlikte büyük ihtimalle petrolü biz aşağı yönlü göreceğiz. Hele ki pandemide ikinci dalga iyiden iyiye bir risk olarak ortaya çıktı. An itibariyle petrolde dramatik düşüşlerle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.